7 yıllık evli gelinimiz Chase ile gözümüzü gönlümüzü açtı. Anlaşılan bu hafta bütün gelinler Chase'de çok iddialı. Şu yazmaların, örtülerin, havluların güzelliğine bakın. Vallahi gözümüzü alamıyoruz. Biz beğendik. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Güzel Zeynep'in çeyizlerini serdik. Evet. Yorumlayalım. 7 yıllık evet. Gelinimiz. Ve epey yine güzel çeyiz var senin evet. gibi. Siz ikiniz hiç dağıtmadınız bu çeyizleri. Bunlar dağıttığımız mi, halleri. Kullanmadınız mı? Ne yaptınız? Bunlar dağıttığım halleri. Ben çok da kullanıyorum lifleri. Falan. Evet, gelen misafirlerime, yaşlılara özellikle böyle çok hoşlarına gidiyor çünkü. Bravo. Bu da bana. Evet, o da ben bunu lif zannettim değilmiş, çöp torbasıymış. Poşet, bu poşet, poşet. Bu, evet burada. Ha şey, içine böyle poşetler şuradan koyuyorsun. Şuradan asıyorsunuz evet hepsini. Evet. Evet, sonra tek tek çıkartıyorsunuz. Evet, çok böyle. Uyum sağladı evet. size. Ay ben böyle poşetliyimle gezmek istiyorum. Nasıl oldu kameraman? Güzel oldu mu? Sağla bakayım kafayı güzel olduysa. Ha, kamerayı böyle tık tık tık. Harika evet. oldum. Bunlar da çok güzel. Yine el işi evet. kullanma havlusu mu bunlar? Evet bunlar mutfak, mutfak için. Mutfak için. Evet, bunları... Ay, kimler işledi bunları? Bunları Mardinli bir komşumuz vardı. O, ona yaptırmıştı annem. Aha senin hemşerin. Şu da Mardin işi olabilir mi? Evet evet o da. Evet evet. Ya nasıl hemen bildim ama? Mardinli biri bak, olarak görüyor. Bak herkes rengi algıda seçicilik. Evet evet. Ya, bayağı çok güzel. Evet evet. Bunu hiç kullanmadın herhalde. Hayır hayır. Gerçekten kullandıklarım içeride tamamen. Bunu sen saklarsın artık. Bunları annem saklıyor çünkü biliyor ben bunları kullanırım. O yüzden saklıyor. Bunlar kullanmak için değil mi? Ya ben çok seviyorum böyle katlayıp banyoda göstermeyi çok ama da güzel oluyor. Ama baksana şunun şıklığına bakar mısın? Evet çok güzel. Değil evet, mi Duygu nasıl? Evet. Sen nasıl buldun? Ben çok beğendim. Ay bak havludaki nakışın aynısını yapmış. Ay evet. Çok güzelmiş aa, ya. Evet. Şu çok iyiymiş. Evet, şu da çok, bu da çok evet, bak buna benzeyen gördüm ama ben evet. bunu vallahi evet. en çok ben bu havluyu beğendim. Onlar Sinop işi, orada birkaç yani. Tane Sinop daha işi. Var. Evet, bunlar Sinop'a, Kastamonu'ya özel şeyler, yazmalar. Ay çok güzel. Uçlarında böyle ışıl ışıl mavisi güzel. De var, evet. O ay da bayıldı. O da, evet. Bakayım Nuray mavisini de mavisi uzatsana var. Aşkım. Onları kayınvalidem yapmış. Sen anlarsın bu çeyiz işlerini. Yok yok, gerçekten emeklerine sağlık, çok güzel. Sinop ve Kastamonu yöresine ait bu şu iş. Şey mavisi, pembesi, beyazı, yeşili de. Beyazı da çok güzel. Evet. Vallahi beyazı da güzel. Aynen. Ben de bunlara bayıldım. Çok güzel. Şurada değişik bir şey görüyorum ama bunlar ne? Onlar da Sinop. Ba özelmiş. Çeyizde kızlara böyle yapılıp asılırmış sandıkların üstüne. Yumurta içi. İçi boşaltılıyor, yıkanıyor. Sonra üstüne böyle işlemeler yapılıyor. Aa, çok evet. değişik. Kayınvalidem yaptı onları İçi da. İçi boş değil mi? İçi boş, yıkanıyor. Süs eşyası. Evet, evet. Çok ay, evet. Eskiden ama. Çok yapılıyormuş ama şimdi daha az. Bir şey söyleyeyim, Allah'ım ne maharetli evet. insanlar var ya. Yumurtanın üzerine... Resmen kılıf yapmış. Evet. Kılıflı yumurta. Bence çok yaratıcı. Kılıflı yumurta. Ama şimdi bunları mutfağına assana. Olabilir evet. Ben hiç çıkarmıyorum. Çok hassaslar çünkü çok evet. hızlı kırılıyorlar. Evet yani. Çocuk da olunca böyle daha dış sonra ses. Belki. Ne diyorsun dış ses? Avrupa'da yumurta bayramı vardır ya birbirlerine hediye ederler. Aynı onun gibi. Evet olabilir. Ama onlar görsünler bizim böyle kılıflı yumurtalarımız. Efendim nakışlı. El emeği, göz nuru. Ay bu gerçekten yani çok değerli bir şey. Evet, gerçekten kesinlikle. Doğru yabancılar görse kesinlikle. Hayran olur herhalde. Ne bayramıydı o bir şeydi değil mi? Kesinlikle. Özel günleri evet. vardı. Paskalya Paskalya vardı. Evet. Mesela yumurta boyarlar, evet. gönderirler, hediye ederler Paskalya çöreğiyle evet. birlikte. Onlar boyuyorlar, biz giydiriyoruz. Evet. Biz daha hızlı bir çözüm, kalıcı çözüm. Biz maşallah sanat evet. eseri yapmışız. Gerçekten sanat eseri gibi. Kesinlikle. Her şeyi giydiriyoruz. Peki, her şeyi. En favori parçanı hemen göster bize değerli şunlar izleyenlere. Bunlar da çok güzel aslında. Evet bunlar çok yani çok basit gibi görünebilir ama babaannemden, annemden çok ufak şeyler olduğu için ben hep diyorum hey ki... Be. Hasta yani hasta olmak gerekiyor şu kadar küçük şeyi örmek gerçekten. İçin. Bence bunlar çok değerli, çok i̇şte kalıcı. Çok. Evet, çok küçükler çok çünkü. Çok elemeyi gösteriyor. Evet, evet. Gerçekten bayıldım ya. Tipe bak. Evet, evet bak. Çok güzeller. Evet. Ay canım. Heybeler. Bunlar annem örmüştü yine böyle bu boşluğunda ne bulursa. Anneciğim ne kadar maharetli. Bunlar zaten olan
lifler. Allah'ım ne kadar çok lif var. Ne şey şu el şeklindeki. Gelin değil mi değil mi? Olmazsa aynen. Olmazımız efendim. Çok, bence en işe yarar şeyler de lifler bence. Hadi ya. Bence evde ya eskiden, havlu ve lifler. Ne panı bir de pembe görüyorum. Evet biz hep pembe yapmışız her şeyi ama oğlum oldu. Oğlum evet. Çok bir tane ne haber ki Allah nasip Allah edersin. Allah nasip eder. İsteyen herkese inşallah. Çeyizi yeterliydi. Beyaz işi biraz az geldi. Örgüleri yoktu. Ama normal bir çeyiz için idealdi. Çok güzel olmuş. Şurada ipek şallarım var. Onları da eski bir çalıştığım yerde patron. Bak öndekiler, turuncu ve sarı. Beyazı da merak ettim. Beyaz iş. Bu kaneviçe. Kaneviçe ne bu? İşlenmiş. Bak onları birisi hediye etti demiştin. Evet sen. Onları benim eski patronum Tayland'dan getirmişti bana hediye olarak. Fular herhalde bu. Aynen. Bu da, zaman, bu da farklı bir şey. Ben diş hekimi asistanlığı yaptım bir dönem. Evet, Tayland'a gitmişti. Oradan hediye getirmişti. Çok uyumlu oldu. Evet. Ay, evet. Şöyle yapalım. Mikrofonumuza kapatmadan. Evet. Çok yani uyumlu oldu gerçekten. Oldu. Aynen. Evet. Bugün bayağı uyumdan gidiyoruz. Evet. Evet. Ay, Seccade de herkes çok uyumlu. Kendine. Aynen. Seni şöyle alalım şu anında namaza gidebilirsin. Evet. Şişe, bu da güzelmiş evet, sahiden. Evet, o da namaz başörtüsü gibi. Şöyle gösterelim. Bu da güzelmiş. Arkadaşlarımız yakından çeksin, fikir olsun. Bu da olsun. Benim çocukluk süveterim. Okula giderken hep bunu giydim ben. Yine annem örmüştü. Çok eski. Mi? Şimdi mi? Vallahi olur. Olur mu? Bence olur. Şöyle kafadan. Kolları geç bakalım. Çok şey yapıyor. Ama çok güzel biliyor musun? Evet, evet. Bu elini belki alırlar. Ya Allah bismillah. Saçım bozulmasın da. Tamam. Yine bunu böyle şey, orada da atlet tarzı bir şey var. Mesela bunun içinde evet, gömlek olabilir. Eskiden mavi önlükler vardı bilirsiniz. Mavi önlüklerin üstüne evet. Biz hep böyle şeyler giyip gidiyorduk okula. Evet kasabada biz çok oturduk. Çok tatlı şu an bile oldu. Çocukluk süveterimi giydim. Ben o zaman da çok severek giyiyordum. Çünkü annemin el emeği. Burada da görüp onun mutlu olacağını düşünüyorum. Çok güzel oldu. Evet bunu da anı olarak saklıyorum bence de sakla. Ben. Ya ileride bir kızım olursa ona giydiririm bak, inşallah. Bence de inşallah. Evet. Bu şalı mı sevdin sen? Bunu da yine kayınvalidem yaptı. Taraftar şal atkısı gibi olmuş. Gibi evet. Şal böyle yine... Şuradan Tuğçe sen yakınsın. Bebek patikleri var bak orada. Evet, ne kadar cici. Onu kimin hediye ettiğini hiç bilmiyorum ama çeyizimle baştan beri var. Çok da hoşuma gidiyor. Bir dönem buradan kullandım. Çağrıda bulunalım. Zeynep'i tanıyanlar efendim. Çok güzel. Bunu kim hediye etti bilmiyoruz. Lütfen Zeynep'e ulaşın. Çeyizimde hep vardı ama baştan beri. Ama çok şirin evet, olmuş. Çok da. Bir dönem giydirdim oğluma. Öyle saklıyorum. Şurada bir yastık var. Onu alabilirsek onu göstermek istiyorum. O benim nişan tepsimdi. Öyle düşünün. Öyle mi? Evet. Ben bunu daha önce kimse de görmedim. Bu böyle kuşlardı böyle. Evet. Buralarına yüzükleri evet bağlıyoruz ve böyle tutuluyor. Resimlerde de var zaten. Böyle buradan çıkarıp daha çok böyle şey, takı yastığı gibi evet, duruyor. Evet. Ama nişan için yapılmış bir şey özellikle böyle. Tepsi yerine yastık evet yapmış. Evet. Neden olmasın? Bu da güzel olabilir, bir fikir evet bence. Evet çok yani farklı. Bak oldukça fazla seccadesi var. Evet. Şurada bir piko takımı görüyorum. Evet orada. Mavi üstüne mesela kabartmalı bir çiçek var. Kurdele işçi değil mi Ayracığım? Evet, evet evet. Uzatabilirsen bana uçurabilirsin. Hop hop hop. Teşekkür ederim. Bakın kurdele işi. Bunu hiç evet kullandın mı? Hayır. Güzelmiş bak bu. Evet. Ben güzel şeyleri buldum. Uzaktan bile emek anlarım artık. Uzman oldum. Bak bu fisto. Evet. Bu hazır. Şuraları. Ama buralarda evet işte sanat çok eseri burada. Aynen. Genelde hep aynı şeyler oluyor ama böyle farklı şeyleri seviyorum ben. Ben de seviyorum. Evet. Böyle göstermeyi de çok seviyorum. Burada yine minik el havluları evet, yapılmış. Evet bunların hepsi el havluları. Ay, şu işin ağırlığına bakın ya Rabbi. Evet. Kabartmalı bunlar, bunlar da keçin. Bunlar senin yörene ait, Mardin yöresine ait daha çok. Bütün güzeller buradaki görüyorsunuz ki Mardin. Doğu kötü. Ne zaman sendeyiz? Final günü. Göreceğiz. Final günü göreceğiz efendim. Bir Mardin kapı şen olayız. Ankara'da olsam da efendim. Türkiye yani nihayetinde evet gerçekten havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuna. Evet. Ne güzel değil mi dizeler? Evet, evet kızlar buradan geçelim artık şöyle masanı bir görelim. Geçelim. Evet, değil geçelim mi? Evet sizi bir ağırlayayım. Akşam da yiyeceğiz inşallah. İnşallah iftarda. İnşallah. Haydi bakalım.